Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS Türkçe'de uzun yıllardır sorulmayan ama 2018 yılında sorulmuş olan bir konuyu cümle türleri konusunu öğreneceğiz. Son derece keyifli, lezzetli ve kolay bir konu. Hazır mıyız Tonguç Elhanım benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ederim. Önce hangi ögeyi buluyorduk? Yükleme hocam. Harikasın. Önce yükleme buluyorduk. Bugün Yüklemine göre cümlelere bakarken de önce yüklemi bulacağız. Yüklemin yerine göre cümlelere bakarken de yine yüklemin yerini bulmamız için yüklemi bulmamız gerekecek. Anlamda yine yüklem önemli. Yapısına göre cümlelerde de işte tek yüklemli cümle, birden fazla yüklemi olan cümle ya da e, filmsi bulan cümlelerde yine bizim en önemli ögemiz yüklem olacak. Yine lokomotifi bularak bu konuyu halledeceğiz. Çok kolay bir konu, çok lezzetli bir konu. Beraber çok güzel sorular çözeceğiz. Zaten bütün LGS'lere baktığımızda 2023'te bu konudan soru gelmedi. 2022'de de gelmedi. Fakat 2018 yılında bu konu geldiğinde son derece lezzetli keyifli kolay bir soru sormuşlardı. Dediler ki işte altı çizili cümlenin özelliği değildir dediler. Altı çizili cümle de şuydu. Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Yani mümkündür demek istiyor. Bu bir isim cümlesiydi. Çünkü bu cümlenin yükleminde fiil yok. Dolayısıyla bu eylem cümlesi, olumlu cümle, içinde fiilimsi bulunan cümle, kurallı cümle açısından baktığımızda eylem cümlesi değildi. Çünkü mümkün kelimesi bir isim arkadaşlar. İşte bu kadar lezzetli, bu kadar kolay bir konu. Bu arada sizlere arkadaşlar bir sürprizimiz olacağını söylemiştik. O sürprizimize de hemen intro girmeden önce söylemek istiyorum. Arkadaşlar biliyoruz ki LGS'de bize soru soracaklar ve LGS'de biliyorsunuz ki hiçbir konudan soru kaçırmamak için bol bol soru çözmemiz lazım. i̇lk dönemi bitirdik. İlk dönem nasıl geçti Tonguç Herhalde Çok kolay öğretmenim. Çok güzel. Fakat biz iyi değil en iyi en mükemmel istiyoruz ve birinci dönemde hiçbir eksimiz kalmasını istiyoruz. O yüzden de sizlere ilk tekrar setini hazırladık arkadaşlar. İlk tekrar seti sadece birinci dönem konularını içeriyor. Ve içerisinde de çok güzel bir kamp programı çıkıyor. Birazdan kutuyu da göstereceğim. Burada gün gün 22 Ocak Pazartesi günü başlayacağız. Gün gün Türkçe'de, matematikte, fende, inkılap tarihinde, İngilizce'de, dinde izleyeceğiniz videoları, çözeceğiniz soruları. Sadece birinci dönemi tekrar bu arada. Yeni konulara geçiş yok. Birinci dönem konularını güzel bir şekilde tekrar diyoruz. Ve bu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 günde birinci dönemin baştan sona süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Nasıl tekrar edeceğiz onu şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk tekrar setimizin içerisinde zaten hadi beni aç diyor. Setimizin içerisinde sadece birinci dönem konularını özetleyen bir programımız var. Bakın bu program şöyle göstereyim size. Bunu alıp duvarınıza asıyorsunuz. Hangi soruları çözeceğiniz, hangi videoları izleyeceğiniz belli. Her birini sizler için tek tek birinci dönem tekrarı yaptık. Mevsimler, iklim ve DNA ve genetik kod. Çok güzel bir şekilde anlattık. Sonrasında bununla alakalı ilk tekrar LGS kitabımızdan. Bakın yazı üzerinde birinci dönem konuları. Tekrar ediyoruz ve ardından da sorularla tekrar ettikten sonra tabii takıldığımız sorular olabilir. Bu durumda kareko okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden tane tane dinliyoruz. Ve aynı şekilde ana denemeleri var içerisinde. Ana denemeleri de Artık netler artıyor denemeleri. Denemelerdeki en büyük sorunumuz netlerin bir artması bir azalması. Öyle değil mi Tonguç? Evet hocam. Artık netlerimizi artıracağız. Niye? Çünkü burada sadece birinci dönem konuları var. Yani sadece şu ana kadar işlediğimiz konular var. Dolayısıyla şu ana kadar işlediğimiz konularda ne kadar net yaptığımızı göreceğiz. Deneme analiz sayfasıyla denemelerimizi analiz edeceğiz. Eğer diyelim ki isim fiil konusu yanlış yaptıysak bununla alakalı ilk tekrar kitabımızdan ya da yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan güzel güzel soruları çözeceğiz. Ve böylece birinci dönem tekrarını harika bir şekilde yapacağız. Tamam. Şimdi intromuz girsin. Ardından da bu güzel konuyu güzel bir şekilde sizlerle tekrar edelim. İlk tekrar LGS setini şu anda Tonguç mağazadan çok rahat bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Ve harika bir şekilde netlerinizi artırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu alıyorum ve hadi bakalım o zaman intromuz giriyor. Sonrasında sizlerle birlikte cümle türleri konusunu yani dünyanın en kolay konusunu hep beraber öğreniyoruz. Hadi bakalım. Tonguç kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi tonguç kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Evet arkadaşlar ilk başta yüklemine göre cümleler var. Yüklemine göre cümleler dediğimizde iki tane mantığımız var. Cümle ya fiil cümlesi oluyor Tonguç evladım benim ya da isim cümlesi oluyor. Bak tek tek yazarak ilerleyelim. Ya fiil cümlesi ya da isim cümlesi. Yani yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre derse fiil cümlesi ya da isim cümlesi diyeceğiz. Mesela anlamına göre cümlelerde neler var Tonguç evladım benim? Olumlu cümle. Harikasın. Olumlu cümle var, olumsuz cümle var, soru cümlesi var. Ama biz şu anda olumlu mu olumsuz mu bakmıyoruz. Ya da kurallı mı devrik mi bakmıyoruz. Biz şu anda film ismi ona bakacağız. Bunu istersen hemen şurada göstereyim. Demiş ki damlaya damlaya göl olur. İlk başta neyi buluyorduk Tonguç Helal benim? Yüklemi hocam. Harikasın yüklemi bulalım. Damlaya damlaya göl olur. Olur yüklemimiz. Yüklemimiz yani lokomotifimizi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra diyoruz ki... Bunun yüklemi sence fiil mi ismi Tonguç Eylül benim? Fiilin kökünü bulacağız. Hayır evladım ne fiilin kökü? Fiil mi ismi ona bakacaksın. Yani olur kelimesi fiil mi ismi? Bu kelime bir fiil. O zaman bu bir fiil olduğuna göre biz buna fiil olduğu için Fiil cümlesi diyeceğiz. Bu kadar basit. Peki şuna bakalım. Gönül kimi severse güzel odur demiş. Odur kelimesi cümleni yüklemiş. Peki odur kelimesi fiil mi ismi Tonguç Elal benim? İsim hocam. Harikasın. O zaman bu isimse... Buraya da isim cümlesi diyoruz. Yani bir cümlenin yüklemi eğer fiilse fiil cümlesi oluyor. Fiil değilse isim, sıfat, zamir, zarf hiç fark etmez. Eğer fiil değilse isim cümlesi diyoruz. Bu kadar basit. Demek ki yüklemine göre cümleler ya da yüklemin sözcük türüne göre cümleler dediğimizde iki tane seçeneğimiz var. Yüklem fiilse fiil cümlesi değilse isim cümlesi oluyor. Tonguç Eladım benim. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Değil sözcü, değil sözcü eylemden sonra gelirse yani fiilden sonra gelirse cümle eylem yani fiil cümlesi. İsimden sonra gelirse de isim cümlesi oluyor. Mesela savunma oyuncuları hızlı ataklarda hiç iyi değil diyorsun ya. Burada iyi kelimesi isim olduğu için iyi değil de isim cümlesi oluyor. Buraya şöyle yazalım isim cümlesi. Ama size her şeyi söyleyecek değilim diye yazalım. Mesela söyleyecek değilim dedi ya. Sen burada değilime değil de değilimin bir öncesine bakacaksın. Söyleyecek kelimesi fiil olduğu için o zaman bu da fiil cümlesi oluyor. Niye? Yüklen fiilse fiil cümlesiydi isimse isim cümlesi oluyordu. Bu kadar basit konumuz Tonguç Çelad'ı benim. Şimdi geliyoruz diğerine. Şimdi şu sayfayı yeniden önüme almak istiyorum. İsim cümlesi fiil cümlesinden sonra bir de ne var? Yüklemi yerine göre cümleler. Yüklemi yerine göre cümlelerde zaten çok kolay Tonguç Çelad'ı benim. Birincisi eğer yüklem yani lokomotif sondaysa biz kurallı cümle diyoruz. Eğer yüklem sonda değilse ne diyoruz Tonguç benim? Devrik cümle oluyordu. Harikasın devrik cümle oluyor. O zaman buraya yazıyorum. Devrik cümle diyoruz. Eğer cümlenin yüklemi yoksa da biz bunlara eksiltili cümle diyoruz Tonguç Ela'm benim. Bu kadar basit. Yüklem sonda ise kurallı, yüklem sonda değilse ortada ya da baştaysa devrik. Eğer cümlenin yüklemi yoksa da eksiltili cümle diyoruz Tonguç Ela'm benim. Şimdi şu sayfayı şöyle alıyorum, buraya koydum. Geldik yüklemin yerine göre cümlelerin örneğine. Şimdi Tonguç bugün okula gitti. Gitti kelimesi cümlemizin yüklemi. Yüklem cümlenin sonunda mı Tonguç Ela'm benim? Evet hocam. O zaman bu kurallı cümle. Bu kadar basit. Yazıyorum buraya. Kurallı cümle. Bitti gitti. Okula gitti bugün Tonguç. Yüklemimiz gitti sözcüğü. Peki yüklem cümlenin sonunda mı yoksa başında mı? Yani yüklem sonunda mı Tonguç evladım benim? Hayır hocam. o zaman yüklem sonunda değil. O zaman ister başında olsun ister ortası olsun hiç fark etmez. O zaman biz buna devrik cümle diyoruz Tonguç evladım benim. Bunu yüklemin yerine göre cümleler diye sorabilir. Söz dizimine göre cümleler diye sorabilir. Öge dizilişine göre cümleler diye de sorabilir. Yüklem ise kurallı. Yüklem sonda değilse ortadaysa baştaysa devrik cümle oluyor. Şimdi dost başa düşman ayağa Bakar demek istiyor ama buraya üç nokta bırakmış. Yani cümle tamamlanmamış. Tamamlanmamış cümleleri biz eksiltili cümle diyoruz. O zaman buraya yazıyorum. Yükleme olmayan cümlelere, tamamlanmamış cümleleri de biz eksiltili cümle diyoruz. Bu konuda bu kadar basit Tonguç Çeladi'nin benim. Şimdi geldik anlamına göre cümlelere. Yüklemine göre öğrendik. Fiil ya da isim. Yüklemin yerine göre öğrendik. Kurallı, devrik, eksiltili. Şimdi anlamına göre cümlelerde bir eğer cümlenin anlamı olumluysa olumlu cümle diyoruz. Anlamı olumsuzsa olumsuz cümle diyoruz. Soru anlam varsa soru cümlesi diyoruz. Ünlem anlam varsa da ünlem cümlesi diyoruz. Bu da bu kadar basit olmuş herhalde benim. Maviler yüklemine göre yani yüklemin türüne göre. Kırmızılar yüklemi yerine göre. Şimdi kahverengilerdeyiz. Olumlu mu olumsuz mu ona bakıyoruz. Şimdi bunu aldım tekrar buraya koydum. Ve anlamına göre cümlelere geldim. Tonguç ders çalışıyor. Bu olumlu bir cümle Tonguç'um. Evet hocam. Evet. Evet, çok güzel bir şey. Aferin sana. Çalışıyor. Olumlu olduğu için biz buraya olumlu cümle diyoruz. Ha, bu yüklemin türüne göre fiil cümlesi. O ayrı konu. İşte yüklemin yerine göre kurallı cümle, cümle, o ayrı konu. Biz şu anda anlamına göre cümlelere bakıyoruz. Anlamına göre bu cümle olumlu cümle. O ders çalışmıyor değil dediğinde de esasında çalışıyor demek istediği için ders çalışmıyor değil yani çalışıyor. Bu da yine olumlu cümle kabul ediliyor Tonguç benim. Fakat burada şöyle bir şey var. Burada çalışmıyor değil, değil ve mame var yani iki tane eksi artı olmuş gibi düşün. Bu esasında biçimce olumsuz, biçimci olumsuz. Ama biz cümlenin olumlu olup olmasına anlamına göre karar veriyoruz. Anlamı olumlu mu? Olumlu. Biz bu cümleye olumlu mu cümle diyeceğiz Songuç Eladi benim. Evet hocam. Harikasın. Olumlu cümle dedim bile zaten. O zaman bu cümle olumlu. Ha çalışmıyor değil. Ya çalışıyor işte. Biçimci olumsuz olabilir. Bizi ilgilendirmez. Şimdi dolayısıyla cümlede olumsuzluk mame, mazmen, sızsız, değil, yok sözcükleri yapılıyor. Bu cümlede biçimci olumsuz yapıyor. Ama anlamını yine en sonda biz karar veriyoruz. Mesela Tonguç ders çalışmıyor. Bu olumlu bir cümle Tonguç Elad? Hayır hocam. Evet bence de çok olumsuz bir cümle. Çalışmıyor yazdık buraya. Olumsuz cümle diye buraya yazdım. Tamam. Beni ne arıyor ne soruyor demiş. Yani beni aramıyor da sormuyor da. Bu da yine olumsuz cümle. Aramıyor sormuyor diyeceğine ne arıyor ne soruyor demiş. Şimdi bu cümle baktığın zaman mame yok. Değil de yok. Yok sözcü de yok. O zaman bu cümleyi biz biçimce olumlu diyebiliriz. Biçimce olumlu olabilir ama sonuçta toplamda bu cümle olumsuz cümle. Niye? Beni ne arıyor ne soruyor. Aramıyor da sormuyordu Demek ki bunlar varsa cümlede biçimce olumsuz yapıyor. Ama biz en son anlamına bakıyoruz. Zaten bize sınavda da anlamını sorarlar. Bu olumlu mu? Olumlu. Olumsuz mu? Olumlu. Olumsuz mu? Olumsuz. Olumsuz mu? Olumsuz. Buna bakıyoruz. Bitti gitti. Tonguç herhalde benim. Soru cümlesine baktığımızda içinde soru eki ya da soru eki miydi hatırlarsan. Ya da soru sözcüklerinden biri bulunan ve soru anlamı taşıyan. Soru anlamı taşıyan cümlelerdir. Bu konudan sınavda kaç soru çıkmış? Soru soruyor bize. Bu konudan şimdiye kadar 2018 LGS'de bir soru çıkmış. Hemen yani Buraya bakalım. Burada nerede 2018 LGS? Şurada. 2019 burada. Pardon bulamadım. Evet, bulamıyorum. Şu anda gerçekten stüdyoda e, gergin anlar nerede? Şuraya mı gitmişler? Şurada. Pardon. Burada. Getirdim. Bak burada demiş ki bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir. Eylem cümlesi yani fiil cümlesi. Olumlu cümle bunu öğrendik. İçinde fiilimsi bulunan cümle kurallı cümle. Kural cümle yüklemi sondaydı evet doğru sonda. Eylem cümlesiydi hayır yüklemi eylem değil yüklemi isim o zaman cevap A oluyor. Zaten bu soruları siz bir kez daha çözeceğiniz için şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Bu konudan sınavda kaç soru çıkmış? Bir soru çıkmış bak bir cevap bekleyen bir cümle. Tamam burada soru cümlesi olduğunu bulduk. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda dediğimizde Burada Mehmet Akif Ersoy İskler Marşı'nda bize soru sormuyor. Bu sözde soru cümlesi. Sonunda soru işareti var. Sanki soru anlamı da var gibi duruyor ama burada soruyor ki kim bu Cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Ahmet olmaz, Mehmet olmaz, Ali olmaz diyemezsin. Bu vatan uğruna herkes feda olur. E o zaman bu soru sormuyor. Bu vatan uğruna herkes feda olur demek istiyor. Buna biz sözde soru cümlesi diyoruz. Ünlem cümleleri ise sevgi, korku, şaşma, seslenme ve benzer ifade eden cümlelerdir. Ne kadar yaramazsın. Eyvah çocuk düşecek dediğimizde zaten cümlenin sonundaki ünlem işaretinden de bu cümlenin biz ünlem cümlesi olduğunu anlıyoruz. Şimdi geldik yapısına göre cümlelere. Yapısına göre cümleleri de şöyle yazalım kalemimizde. Şimdi bir basit dediğimiz yani tek yüklemli cümle var Tonguç'um. Tek yüklemli cümle var. Bir içinde fiilimsi bulunan cümle var. Buna birleşik cümle diyorlar. Fiilimsi bulunan cümlemiz var. Bir birden fazla yüklem olan cümle var. Birden fazla yüklemi olan diyorum. Bir de bağlacı olan cümle var. Bunları şimdi sana çok güzel bir şekilde göstereceğim. Şimdi tek yüklemli cümle Tonguç'um. Şöyle bir cümle düşün. İçerisinde yüklem var ama içerisinde filmsi falan yok. Filmsi bulunan cümlede ise bir tane yüklem var. Sonrasında da içeride Filmsi var. Filmsinin en önemli özelliği neydi Tonguç şey Ali benim? Mame iki alanlara bakıyoruz. Harikasın. Mame kullanarak buluyorduk. Yani Mame iki alabiliyorsa orada filmsi vardı. Şimdi sen burayı okudun. Bu cümlede sadece yüklem varsa bu tek yüklem. Ama içeride böyle Mame iki alabilen Koşarak koşmayarak. Sevdiğinde sevmediğinde. Gelmesi gelmemesi. Konuşan konuşmayan gibi bir Films'i varsa isim fiil sıfat ve zarfil fark etmez. Films'i varsa Films'i bundan cümle oluyor. Birden fazla yüklem olan cümlede ise en az iki tane yüklem var. Bağlacı olan cümlede en az iki yükleme sahip. Fakat arada böyle bağlaçlar var. Ve veya ama fakat gibi bağlaçlar. Gel istersen bunu da hemen şöyle gösterelim. Bak şimdi. Tonguç eve gidiyor demiş. Gidiyor aldım böyle. Gidiyor yüklem. Şimdi bu cümleyi eğer yüklemine göre derlerse. Yani yüklemine göre söyleyin derlerse. Fiil cümlesi diyorsun. Yüklemin yerine göre yüklem sonu olduğu için kural diyorsun. Anlamına göre olumlu diyorsun. Çünkü gidiyor. Peki yapısına göre derse o zaman diyorsun ki bunda tek yüklem var. Niye? Çünkü bak yüklem var. İki tane de kelime var ama fiilimsi yok. O zaman biz bunu yana yazıyorum. Tek yüklemli cümle diyoruz. Bitti gitti bu kadar basit. Devam ediyorum. Tonguç koşarak eve gidiyor. Yine yüklemi buldum. Ama yüklemden başka bir de filmsi var. Koşarak koşmayarak diyebiliyoruz. Zarf fiil var. Erek arak iki almış. O zaman burada zarf fiil olduğuna göre yani filmsi olduğuna göre yan cümle var. Yan cümle olduğu için de biz burada filmsi bulunan cümle diyoruz. Yazıyorum buraya. Filmsi bulunan cümle. Bu kadar basit gördüğün gibi. Şimdi buraya geliyorum. Tonguç eve gitti ödevlerini yaptı bak. Yaptı yüklem ama bir yüklem daha var. Eve gitti diyor bak. Gitti birinci yüklem. Yaptı ikinci yüklem. Dolayısıyla burada birden fazla yüklem var diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. O zaman bunu da yazıyorum. Birden fazla yüklemi olan cümle. Bu kadar basit Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Tonguç eve gitti ve ödevlerini yaptı. Bak gene gitti diye bir yüklemimiz var. Çok güzel. Yaptı diye bir yüklemimiz daha var. Çok güzel. Fakat dikkatini çekti mi? Bu sefer virgül yerine bağlaç kullanılmış. İşte bağlaç olduğu zaman bunun altına şöyle bağlaç olduğunu yazalım. Bağlaç olduğu zaman da diyoruz ki bak sadece bağlaç olduğu zaman değil ama. iki yüklem artı bağlaç olduğu zaman da diyoruz ki bağlacı olan cümle şekilde söylüyoruz ve konumuzu da burada bitirmiş oluyoruz Tonguç. Ve geldik meydan okuma testine Tonguç evet, Helal benim. Meydan okuma testine geçmeden önce, meydan okuma testine geçmeden önce mutlaka duyurumuzu bir kez daha yapmak istiyorum. İlk dönem tekrarımız geliyor. LGS ilk tekrar programı. Bu programı setin içerisinde sizlere hediye edeceğiz. Ve bunu duvarınıza astıktan sonra çok güzel bir şekilde 22 Ocak'la e, 3 Şubat arasında tüm birinci dönem konularını hem ana denemelerinden yani birinci dönem konularının olduğu 4 adet LGS denemesinden ki aynı zamanda bu denemelerin içerisinde deneme analiz sayfaları da var. Burada yaptığımız hatalara göre de LGS ilk tekrardan ödevlerimizi yapacağız. Ve yeni nesil Türkçe matematik kitabından zaten biz izleyeceğiniz videoları da çözmeniz gereken ödevleri de buraya çok güzel bir şekilde yazdık yazdık program içerisine. Bu programda zaten sizlere böyle katlayıp pıt pıt diye katlayıp kutumuzun içerisine koyuyoruz. Hadi bakalım o zaman hepinize şimdiden LGS yolculuğunuza başarılar. Ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar. Donguç Dershane sundu.